de kucaklıyorum. Buraya bir aydır plan yapıyoruz, program yapıyoruz ama Türkiye'nin yoğun meseleleri dolayısıyla gecikmeli olarak geldik. Eski Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bu ilginize, alakanıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Erzurumlu olarak sizlerin her zaman Erzurum'un onurunu, gururunu ve Türkiye'deki şanını, şöhretini bu noktaya getirmedeki emeğinizden yararlandığımı söylemek isterim. Biz bravo. Türkiye'de Erzurumlu dediğimiz zaman bir vakur insan, dürüst insan, samimi insan profilini rahatlıkla göz önüne getiriyorsak bu sizin ortaya koyduğunuz tecessüsten dolayıdır. Biz kendi kendimize bunu yapmış değiliz. Sizin biriktirdiğinizi, sizin irfanınızı kendimize şiar edindik. Bu nedenle biz Erzurumluyuz diyerek başımız dik, alnımız ak, aldığımız her işi işe layık bir biçimde çalışarak sonuçlandırma azmini ortaya koyduk. Bunda en büyük pay sizindir. Bu kültürün çocuğu olarak sizin yetiştirdiğiniz, oluşturduğunuz iklimden teneffüs eden, iklimi teneffüs eden bir kardeşiniz olarak biliniz ki bundan sonra da bu görevi devredeceğim güne kadar sizin alnınızı ak, başınızı dik tutacak şeyler duyacaksınız ve göreceksiniz bizden. Bundan hiçbir tereddütünüz yok. İşte beni yetiştiren hocalarımdan birisi buraya kadar gelmiş, şeref verdi. Biliniz ki sizin öğrettikleriniz, sizin ortaya koyduğunuz ilkeler bizim yolumuzu aydınlatacaktır. Biz o yoldaki işaretleri takip ederek varacağımız yere varacağız. Biz esasa usulü hiçbir zaman mahkum etmeyeceğiz. Biz varacağımız esasın, hedefin kutsallığı ve doğruluğu kadar yöntemin de doğruluğundan ayrılmayacağız. Bunu sizler öğrettiniz bize, bizler de uygulayacağız. Değerli dostlarım, sevgili hemşerilerim, değerli basın mensupları, biz daha çok bir araya geleceğiz. Bugüne kadar açık konuşmak gerekir ki aldığım işin, yaptığım görevin gereği olarak çok daha az gelebildik Erzurum'a. Ama Sayın Sağlık Bakanımız, burada bir hakkı daha teslim edelim, öyle projeler ve programlar ve çalışmalar ortaya koydu ki zaten Türkiye'de bizim başımız her zaman kendisinden dolayı da dik bir biçimde gittiğimiz her yere anlattık. Dünyaya örnek olacak uygulamalar koydu. Biz de onun tecrübesinden yararlanarak ümit ediyorum ki aynı başarıyı sürdürürüz. Başarılı bir biçimde Erzurum'u Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere getirme konusunda elimizden geleni yaparız. İnşallah sizlerin desteğiyle, bizlerin işbirliğiyle bu işi daha çok ileriye götüreceğiz. Bundan sonra aldığım görevin gereği daha çok burada olacağım. Daha çok burada olacağız. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Göreceksiniz ki daha çok sık bir araya gelip ülkemizin, Erzurum'un, kendi memleketimizin meselelerini de masaya yatırıp gerekli inisiyatifi alıp inşallah sonuçlandıracağız. Allah'a emanet olunuz. Bu soğukta buraya kadar tekrar geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve hürmet ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aşk ale seninle gurur duyuyor.